Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Güzel yurdumun güzel insanları, hepinizi enişten saygı, sevgi ve derin muhabbetlerimle selamlarım. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı, ikramı sizlerin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Hepimizce malum, son zamanlarda Çin'in Wuhan eyaletinde baş gösteren korona virüsü birçok dünya ülkelerine hızla yayılmakta. Çin'de son rakamlar 56 kişinin bu virüs nedeniyle öldüğü ve dünya genelinde 90'a yakın can kaybının bu virüs nedeniyle olduğu, Çinli yetkililer tehlikeyi dile getirip uyarıyorlar. Bu bize şunu gösteriyor ki küreselleşen dünyada etkileşimin, iletişimin hızlandığı, mesafelerin daraldığı asrımızda, çağımızda savaşların boyutunun değiştirdiğini, biyolojik savaşların ortaya çıktığını, kimyasal savaşların, gıda savaşlarının ve birçok savaş alanlarının çeşitliliğinin arttığını göstermekte. Bundan 100 yıl öncesine kadar meydan muharebeleri, sıcak çatışmalar revaçtayken konvansiyonel silahların gelişmesi, kimyasal silahların gelişmesi, silah teknolojinin farklı boyutlara gelmesi ve milletlerin doymak bilmez rekabetleri savaş tekniklerini farklı boyutlara ulaştırdı. Ve bu tür virüsler de bir biyolojik silah ve kimyasal, yani ilaç olması boyutuyla tıbbi silah, kimyasal silah boyutuna girmekte. Bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Bilim insanları olarak pozitif düşünen, iyimser, iyi ahlaklı bilim insanları olarak şunu takip etmek gerekmekte. Tarlalarda, çiftliklerde kullanılan ilaçlara ve bu noktada herhangi bir sabote edilmesine, mesela bizim Karadeniz yöresinde bu zamana kadar rastlamadığımız, son 3-4 sene öncesine kadar, belli bir zamana kadar, hele özellikle benim çocukluğumda hiç rastlamadığım bir kelebek türü var. Mesela bu kelebek türü kivileri siyahlaştırıyor. İşte fasulye olsun, birçok sebze ve meyvenin gelişimini engellemekte, verimini azaltmakta, çeşitli tarım gıda hastalıkları üretmekte. Bu tip olaylara dikkat etmek gerekiyor. Biyolojik silahların yaygın olduğu bir devri yaşıyoruz. Allah Azze ve Celle kötülere fırsat vermesin. Allah Azze ve Celle iyilerin yar ve yardımcısı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.